Herkese merhabalar. Birkaç dakika içinde yayınımıza başlayacağız. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu gayri resmi bir toplantı olacak. Çok profesyonel bir hazırlık yapmadım sizin için. Ancak biliyorsunuz kısa bir zaman önce Hırvatistan'da İSKA diye bir topluluğun buluşmasına katıldım. Ben de bu buluşmayı Max Dauskart sayesinde öğrendim. Çevirmenliğini yapıyorum. Radyoda verdiği eğitimlerde diğer çevirisini yaptığım birçok kişi gibi. Ve Türkiye'den 4 kişi katıldık. Aslında 5 kişi katıldık. Ve çok faydasını gördüğüm bir zaman oldu. Birçok kişi bana sordu, Serpil nasıl geçti, bana anlatır mısın diye ben de genel bir yayın yapmak istedim. Genel deneyim paylaşımı için. Yaklaşık yarım saat tutacağını düşünüyorum ama sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Öncelikle İSKA'dan bahsetmek istiyorum. Size linkini de vereceğim. Oradan daha sonra ayrıntılı takip edebilirsiniz. Bu yapacağım, yani bu akşamki yayın aslında aile dizini, aile konstelasyonu, organizasyon konstelasyonları, organizasyon dizinleri, sistemik bakış, sistemik danışmanlık gibi konularla ilgilenen insanların hoşuna gidecek bir paylaşım olacak. İSKA denilen şey de aslında Uluslararası Sistemik Konstelasyonlar Birliği diye geçiyor. 2 yılda bir buluşma yapıyorlar. Bu seneki buluşma Hırvatistan'daydı. Denk geldi ve gittik. Yaklaşık 26 ülkeden katılımcılar vardı. Ve yaklaşık 80-90 arasında kişi vardı diyebiliriz. Size programdan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de sistemik çalışmalar yapan insanların sayısı bugün arttı tabii. Son 5-6 yıl içinde, son 5-6 yıla bakarsak eğer. Ben de bu çalışmaları Sayın Göksel Karabayır sayesinde tanıdım. Onun İlk organizasyonlarından biri miydi bilmiyorum ama benim ilk organizasyonumdu. Profesör Doktor Franz Rupert'in bir çalışmasıydı, travma konstelasyonları ile ilgili. O sayede tanıdım. Daha sonrasında kendisinden eğitim aldım ve o vesileyle Türkiye'ye gelen sistemik çalışmalar yapan birçok kişiyle beraber çevirmen olarak çalışma fırsatım oldu. Yurt dışında kimlerin çalıştığı hakkında çok fazla fikrimiz olmuyor. O yüzden asıl amacım aslında kimler neler yapıyor, bunun hakkında size biraz fikir vermek. İSKA'nın ilk günü Türkiye'den tanıyanların bildiği, Türkiye'den bildiğimiz bir isim var aslında. Cecilio Fernandes Recojo katıldı. İlk oturumu da o yaptı. Kendisi organizasyon konstelasyonları yapıyor. Burada Türkiye'de de eğitimleri var. Göksel Hoca organize ediyor. Danışandan sisteme diye bir çalışma yaptı. Cecilio aslında mühendis. Mühendis olduğu için de gayet pratik bir tarzı var. Organizasyon konstelasyonlarını tercih etmesinin sebebini de daha az acılı olması sebebiyle anlatıyor. Eğer organizasyon konstelasyonlarıyla ilgileniyorsanız Cecilio'yu takip edebilirsiniz. Cecilio'nun aynı zamanda bir sitesi var. Talent Manager diye. Talent Manager, şimdi paylaşacağım onu da. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız sitesinde çeşitli makalelerin İngilizce çevirileri var. Daha fazla bilgi alabilirsiniz oradan. Sonrasında benim dikkatimi çeken, hoşuma giren kişilerden birisi de Carola Castillo'ydu. Carola Castillo, Venezuela asıllı birisi.
Ve Hellinger'in ilk nesil öğrencilerinden. Gerçekten çok kuvvetli bir kadındı. Ve hatta Venezuela'da Hellinger Enstitüsü'nü kuran kişi. Ve kendisi de bir program geliştirmiş. Kendisine özgü bir çalışması daha var. Reconstructive Work diye adlandırıyor bunu. Bu Reconstructive Work çalışmasını da daha çok çocukluktaki edindiğimiz programların yeniden programlamasına yönelik bugüne kadar öğrenmiş olduğu birçok çalışmanın birleşimi olarak sunuyor. İspanya'da, Belçika'da ve Venezuela'da sunuyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu an kendisi Amerika'da yaşıyor. Karola'dan size birkaç paylaşımda bulunacağım. Şimdi genel başlıklar veriyorum. Sonra not defterimi açacağım ve hani sayfaları sanki normal bir arkadaşım anlatıyormuş gibi bakıp size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Size bir kurumdan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Infosyon diye bir başka oluşum. Bu oluşumlar aslında iyi niyetle kurulmuş oluşumlar. Ama çok popüler değiller eğer o konuyla ilgilenmiyorsanız. Infosyon ise özellikle sistemik organizasyonlarda sistemik çalışmalar yapan kişilerin bir araya geldiği bir kurum. Ona da şey diyorlar, işte International Forum for Systemic Constellations in Organizations. Organizasyonlarda sistemik konstelasyonlar için uluslararası forum. Bu infozyonun başkanlığını yapan kadın da oradaydı. Organizasyon konstelasyonlarının geleceğiyle ilgili bir çalışma yaptı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Sonra Marianne Frank diye bir kadın da vardı. İsmini yazıyorum şuraya. Bu arkadaş da aslında arkadaş değil teyze. Bu teyzem de sistemik pedagoji uyguluyor. Sistemik pedagoji okullarda uyguluyor. Hem primal terapi dahil ediyor, hem beden çalışmasının uygulamalarına dahil ediyor. Primal ve beden çalışmasını bilenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Hipnoterapi ve NLP de dahil ediyor. Okullarda öğrenciler ve öğretmenleri hedefliyor. Ve disleksi, depresyon, dikkat dağınıklığı ve diğer semptomların arkasındaki sebeplerle çalışıyor. Onun atölyesine katılamadım. O yüzden detaylarını çok fazla bilmiyorum. Sonra Susan diye başka bir kadın vardı. Onun da ismini yazayım buraya. Susan Alt. Tabii hepsi değişik isimler olduğu için garip geliyor bana da. Susan da Wisdom Keeper's Way diye bir çalışma yaptı. Bilgelik Koruyucuları Yolu diye. Onun çalışmasına katılmadığım için bilmiyorum. İsterseniz isimden araştırabilirsiniz. Diğer bir katılımcı ise iki defa oturum yaptı. Marina Toledo Garcia. Marina Toledo Garcia. İspanyol asıllı birisi. Ve şu an Kanada'da yaşıyor. Türkiye'de eğitim yapmaya gelecekti aslında ama o dönemde ayağı kırıldığı için o değil başka Max ve Alenka gelmiş oldu. Kanada'da, İspanya'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Meksika'da çalışmalar yapıyor. Marina'nın çalışmasına girdim. Gayet o da pratik çalışıyor. Tabii ki kısa süreli çalışmaları olduğu için daha çok grup çalışmaları yaptırdı. Birebir çalışmalar olmadı ama tabii ki sizin de bildiğiniz üzere eğer kişi bir şeyin farkına varmaya hazırsa ufacık bir konuşma bile, ufacık bir gözlem bile onda değişiklik, dönüşüme sebep olabiliyor. Başka bir kişi de bahsedeceğim. Maria Eugenia Sereni. Maria Eugenia Sereni ise Arjantinli. Arjantin'de bu çalışmaları takip ediyor ve Arjantin'den katılan tek kişiydi. Orada Gestalt psikoterapisi ve aile dizinleri, aile konstelasyonlarını harmanladığı bir çalışması var. Aslen psikoanaliz geçmiş olan bir insan. Onun da bir merkezi var. Arjantin'in güneyinde. Pardon, Arjantin'in ortasındaymış. O arkadaş da Marina Eugenia'da Sacred Space, Genogram diye bir çalışma yaptı. Genogram kullandı ama genogramı sembolize ederekten, hani yerlerde semboller koydu genogram için. Onun üzerine temsilci alaraktan bir çalışma yaptı. O da ilginçti. İsteyenler onu da takip edip araştırabilirler.
Bahsedeceğim diğer kişi ise Katrina Barry ya da Barry. Katrina Barry. Katrina ise o da çevirmen olarak başlamış bu çalışmalar ama şu anda az önce bahsettiğim Infozyon isimli oluşumun başkanlığını yapıyor. 2008'den beri başkanlığını yapıyor. Sistemik çalışmaları özellikle profesyonel koçluk ve organizasyonlarda ve danışmanlıkta kullanan bir insan. Kendisinin aynı zamanda bir de merkezi var. Onu da bulmuştum sizin için. Onu da ekliyorum. İsteyenler onu da takip edebilirler. Diğer bahsedeceğim isim ise Stephanie Hartung. Stephanie Hartung. Stephanie ise arkadaşlar aslında bir ressam. Resim bitirmiş. Sonrasında grafik reklam yaratıcı reklamcılık sektörünün yaratıcı kısmında danışmanlık verirken daha sonrasında marka ve organizasyon gelişim yönünde ilerlemiş ve sistemik çalışmalarla bunları harmanlayan bir insan. Şu anda 2 yıllık eğitimler sunuyor. Kendisinin 1, 2, 3, 4, 5 tane kitabı var ve hatta üniversitede dersler veriyor bu konuda. Yaptığı çalışma ise Brand Integration Process'ti. Marka entegrasyon süreci diye bir çalışma sundu orada. Bu çalışmaya katıldım ve çok etkilendim. Burada özellikle kişilerin kendi bireysel markalarının oluşmasında kendi vizyonlarını, vizyon, misyon, değerler bunlardan hepimiz bahsediyoruz. Anlamaları, onlarla bağlantı kurmaları anlamında çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında marka entegrasyon süreciyle ilgili ben de çalışmalar yapmaya niyetliyim. Gelişmeler olduğunda sizi de paylaşırım. İnşallah aktif olarak size deneyimleme imkanı da sunabilirim. Başka bir kişi ise Christine Alex'ti ya da başka türlü telaffuz ediliyorsa onu henüz bilmiyorum. Christine, evet. Christine de özellikle semptomlarla çalışan bir kadın. Özellikle epidemiolojik araştırmalar konusunda ve Afrika'da proje yönetimi, uluslararası proje yönetimi konusunda deneyimliymiş. Ama sunduğu çalışma semptomlarla çalışmaktı. Direkt semptomlarla çalışıyor. Ve yerlerin hafızaları diye bir sunum yaptı. O sunuma ben katılamadım. Detayını bilmiyorum ama semptom çalışmasına katıldım. Sonrasında Maria Sagi diye bir yine çok yani babaanne, anneanne diyebileceğimiz bir kadın ama gayet dinç, kitabı var, onları sunuyor. Gayet canlı, genç bir kadın diyebilirim. İlham veren kişilerden birisiydi. Bu arkadaşım, bu teyzem ya da bu güzel insanın çalışması da daha çok bilgi şifası ilkeleri temelinde. Yani diyor ki bilgi iyileştirir. İnsan bildiği zaman o bilgi dönüştüğünde, algı dönüştüğünde kişi iyileşmiş olur. Onun da bir kitabı var. Bilgiyle iyileştirmek yeni homeopati aslında adında bir kitap. Daha önce paylaşmıştım size fotoğraflarla. Yani fotoğraf paylaşımı yaptığımda onu resmini de koymuştum. Sonrasında Sırbistan'dan birisi Vladimir Albin diye birisi Bioenergetic Board of Life diye bir çalışma yaptı. Katılmadım. Bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra metaforik alanda konstelasyonlar diye bir çalışma sundu Anna Evstratova diye birisi. Onun ismini de yazayım. Sanırım kendisi Rus. Evstratova. Çok bilemiyorum çalışmasının içeriğini ama katılan arkadaşlar etkilendiklerini söylemişlerdi. Sonrasında Lynn Stoney diye bir kadın vardı. Bu da Londra'dan katılmıştı. Lynn Stoney. Lynn Stoney ise sistemik prensipleri pratik hayatımıza, günlük hayatımıza nasıl kullanırız? Bununla ilgili bir çalışma yaptı. Burada size paylaşacağım birkaç şey var birazdan notlarımdan. Ben çok beğendim. Sonra Anna Petrovskaya diye bir katılımcı da. O da Rus'tu. Petrovskaya.
Petrovskaya. Gördüğünüz gibi hiç hazırlanmadım öncesinden. O yüzden bekletiyorum sizi. O da alt kişiliklerle konstelasyon çalışması diye bir oturum sundu. Şimdi nasıl gidiyoruz? Burada bir şey yazıyorsanız ben hiç bakmıyorum. Merhabalar, merhaba diyenlere. Hi Stephanie, actually I'm just giving a summary about my experience in ISKA meeting. So I'm just recommending them the names who participated in the conference. So I was also talking about you. So I was giving your name so that they can search about your works if they are interested. Thank you. Well, I will continue the presentation in Turkish to offer this experience to my Turkish friends. Good evening. Evet arkadaşlar, şimdi notlarıma geçtim. Temel olarak aslında konstelasyonda bahsedilen şey şuydu. Danışanların bir şeyi nasıl farklı görmesini sağlayabiliriz. Çünkü bizler danışan bir şeyi bir şekilde algıladığı için onun içerisinde kalıyor. Ama başka bir şekilde algılayabilirse aslında kendisinin zaten bildiği ama bildiğinin farkında olmadığı bir bilginin farkına varmış oluyor. Bu çalışmaları bilmeyen kişiler için söylediğim şeyler çok afaki gelebilir. O yüzden siz dinleyip geçebilirsiniz. O yüzden hani kolaylaştırıcı olan kişi aslında şu tutumda olmalı. Ben danışanın bir şeyi görmesine nasıl yardımcı olabilirim? Ama danışanı ben dönüştüremem. Danışan ancak kendisi isterse dönüşebilir ve bir eyleme geçebilir. Bir de konstelasyon çalışmalarının aslında insanı oyaladığı yönünde bir geri bildirim de vardı. Hani genelde kişiler kendisini değiştirmeyip başkalarını değiştirmek, işte bir şey yaşıyorsa işte bu benim annem yüzünden, babam yüzünden, geçmişim yüzünden deme meylinde olabiliyor. Bu yüzden de aslında yapması gereken eylemi yapmayabiliyor. O yüzden konstelasyon çalışmaları bu anlamda kişileri oyalayabiliyor. Ama eğer kişi kendi yapması gereken değişimi yapmazsa 5-10 belki daha fazla sayıda seans alsa bile aslında hayatında pek bir şey değişmeyebiliyor. Bu anlamda danışanın sorumluluğunu altı çizildi. Organizasyon konstelasyonlarıyla ilgili olarak eğer bir kişi para ya da başarı konusuyla gelirse demiş Günter Weber, organizasyon konstelasyonlarının kurucusudur aslında. Para ya da başarı konusuyla gelen birisi varsa bu çalışmayı yapmayın çünkü bu bir aile konstelasyonudur. Yani başarı ve para konusu organizasyonel sebeplerin dışında aile kökleri olan aile konstelasyonlarıyla ilişkili bir konu denmek istendi ama organizasyonel çalışmalar yapan kişiler bunu mümkün olduğunca aslında danışanla çalışırken çok net bir ayrım yaptıklarından bahsettiler. Yani organizasyon konstelasyonunda çalışan kişiler aile konstelasyonuna özellikle girmiyorlar. Ancak danışan isterse sonrasında talep edip kendi konularına bakabilir. Bu da güzel bir bilgiydi benim için, en azından kendi adıma. Danışan ya da insan bir sistem olduğu için o sistemdeki ufak bir bilgi değişimi bile aslında danışanın bütününde bir değişiklik oluşturan bir etkiye sahip. O yüzden hani çalışmalar yaparken, konstelasyonlar yaparken mutlu son diye bir şey olmak zorunda değil. Çünkü önemli olan orada bir hareket başlatmak. Büyüme sürecinden de bahsedildi. Büyümek illa insanın yaşının 40, 50, 60 olması değil, içsel büyümenin de önemli olduğundan, kişi içsel olarak büyüyemediğinde, yani hala bir tarafı çocuk kaldığında, ki bunun da farklı sebepleri olabiliyor, hayatında yaşı ileri olsa bile aslında bazı eylemleri yapmakta zorluk yaşayabiliyor. Bununla ilgili bir çalışma da yapıldı. Sonrasında yine eşleriyle beraber iş yapan kişiler için. Mesela karı koca ama aynı zamanda bir aile şirketleri var. Orada bir profesyonel kimlikleri de var. Bu anlamda
arasındaki dinamikleri görmek anlamında bir çalışma yapıldı. Yani eğer aile şirketi içerisinde karı koca çalışıyorsa ve bir sorunları varsa bu konuya konstelasyon sistemik olarak bakılabilir. Sonra insanlardan yine kısa sürede bir şey beklemek konusunda bir bilgi vardı. Herkesin kendi gelişim süreci birbirinden çok farklı. O yüzden bazen bir insanın bir santimetre gitmesi için belki birkaç yıla ihtiyacı olabiliyor. O yüzden birbirimize karşı merhametli olmamız gerektiğinden bahsedildi. Karola'nın çalışması çok keyifliydi ve çok bilgi doluydu aynı zamanda. İnsanların hayattan öğrenecek çok şey var dedi. Ki bunu da bence herhangi bir insanla diyebilir diye düşünebilirsiniz ve haklısınız. Yeni bir şey öğrenirken bizler heyecanlanırız ve vücudumuz yeni bir şeyle karşılaştığı zaman biraz panikleyebilir. O esnada dedi ki şu an nefes alın. Bedeninize deyin ki bu yeni bir şey, bu yeni bir şey. O yüzden yeni bir şeyle karşılaştığınızda tabii bilemediği için, insan bilemediğimiz için onu bir tehlike olarak algılayabiliriz ama o esnada hakikaten şöyle dedi hani bedeni şu an nefes alın ve tell your body this is new, this is new. Bu da yeni bir şeyle karşılaştığımızda belki aklımızda tutabileceğimiz hoş bir bilgi olabilir. Şimdi bilginin aslında hani olduğundan bahsedildi ve enerji yapıyı sever. O yüzden aslında herhangi bir çalışmada temsilciler ya da semboller kullanılarak yapılan herhangi bir çalışmada ortaya konan şey yapı, structure, yapının öneminden bahsedildi. Aynı zamanda termodinamiğin yasalarından da bahsedildi. Karola termodinamiğin yasalarını referans vererekten termodinamiğin yasaları ve sistemik çalışmayı birleştiren paylaşımlar yaptı. Sonrasında dedi ki Karola, sahip olduğunuz hayata tutunun. Onu sevmeseniz bile tutunun hayatınıza. Ve o hayatınızdan elinizden gelen en iyisini yapın. İki plan yapın. A planı ve B planı olsun. Ve B planı A planını bitirmek olsun. Genelde insanlar hayatlarında engellerle, problemlerle karşılaştıklarında genelde olmayanı görmeye meyillidirler. Ve geçmişinde eksik olanı görmeye meyillidirler. Ama olan da birçok şey var aslında. Ve bunlar aslında bizim için birer kaynak. Ve sahip olduğunuz yaşam ne olursa olsun kıymetli. Ve onunla elinizden ne geliyorsa en iyisini yapın. Ve kendinize good job deyin. Ve sonrasında keep up the good work deyin dedi. Sonra bu sistemik prensipleri hayatta, günlük hayatımızda pratik olarak nasıl kullanabiliriz diye bir oturum vardı. Buna geçmeden evvel bakıyorum. Evet. Teşekkürler. Thanks Stephanie. Teşekkürler Işıl. Harika gittiğimize sevindim. Başka soru var mı diye bakıyorum. Tamam yok. O zaman devam ediyorum. Peki sistemik prensipleri günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Sistemik prensipler ne diye merak ediyorsanız Hellinger'in kitaplarını tavsiye ederim. Bert Hellinger. Bu arada aslında ona teşekkür etmek istiyorum ve bugüne kadar bugüne getiren bütün öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle, Hellinger vesilesiyle anneme, babama, bütün geçmişime, Türkiye'ye ve dünyaya ve bugünün olmasını sağlayan herkese ve her şeye Allah'a şükürler olsun. Tekrar geçiyorum. Şu an sistemik bir prensibi günlük hayatımda kullanmış oldum farkında olmadan. Bu prensiplerden bir tanesi şu arkadaşlar. Herkes ve her şey, sistemdeki herkes ve her şey aittir.
Bu ne demek? Ailede kimse dışlanamaz. Ailede kimseyi dışlayamayız. Engelli birisi vardır mesela, dışlanamaz. Bir kişi bazen çok mutlu olduğu için dışlanabilir. Aileden uzakta yaşayabilir mesela. Aile onunla görüşmek istemeyebilir. Bir kişi bazen zor bir kaderi vardır. O kaderi yaşadığı için dışlanabilir. Ama sistemik prensip diyor ki kimse dışlanamaz. Sistemin bütün parçaları sisteme aittir. Eğer zaten dışlandığı zaman da sistemik olarak bunun etkisi diğer nesillerde ortaya çıkıyor. Nasıl çıktığını yine çalışmalar ilgilenen insanlar bilebilirler, biliyorlar. İsteyenler de araştırabilirler. Bu kişi Lynn, az önce ismini verdim, Lynn Stoney denen kişi bunu şöyle açıklıyor örnek olarak. Mesela diyor, kızım doğum yaptığında başka bir pozisyondaydım. Ama gelinim doğum yaptığında başka bir pozisyondaydım. Kızımın yanında olmam gerekiyor çünkü o benim kızım. Ama gelinim başka bir anneye sahip. O yüzden gelinim doğum yaparken oradaki öncelik onun annesine ait. O zaman bir tık geride dururum ben. Çünkü orada ben kayınvalide rolündeyim. Oğlu yine boşanma öyküsünden bahsetti. İşte oğlu 15 yaşından beri çıktığı bir kadın, bir kızla evlenmiş. Sonra iki tane çocukları olmuş. Sonra bunlar bir süre sonra boşanmaya karar vermişler. Orada hani sistemik çalışmalarda kullanılan ifadeleri sözlü olarak da kullanmak. Sen boşans yani oğlumla ayrılsan bile, boşansan bile her zaman benim oğlumun ilk aşkı olarak kalacaksın. Ki bu bir doğru fact. Ve her zaman benim torunlarımın annesi olarak kalacaksın. Bunları diyebilmek. Mesela basit görünüyor ama gerçekten karşı tarafta çok büyük rahatlık oluşturan bir şey. Sonra bu kolaylaştırıcılardan ikisi çift bir kolaylaştırıcı. Engelli bir çocukları dünyaya gelmiş. Pardon, engelli çocukları, evet, engelli çocukları dünyaya gelmiş ve onun ne kadar vefat edene kadar nasıl baktıklarından bahsettiler ve engelli kelimesi için normalde İngilizce'de disabled kullanılıyor. Dediler ki disabled değil, specially abled child. Yani engelli değil, özel becerilere sahip bir çocuk. Bu da benim için çok büyük bir farkındalıktı. Çünkü farkında olmadan bize benzemeyen kişileri engelli olarak adlandırabiliyoruz. Aslında engelli olmaktan ziyade onların başka armağanları var, başka becerileri var. Bu da çok güzel çünkü ona baktığımızda hepimiz aslında engelliyiz bir şekilde. Bir şeylerde engelimiz var. Hiçbir şey olmasa bile kendimize engel koyabiliyoruz. Sonrasında kayınpederi, yine bu hatunun kayınpederi bir sebepten dolayı hayatta kalması için bacağını kesilmesi gerekmiş. Bacağı kesilmiş. Ve çok canlı, yaşayan, çalışkan bir insan. Ama tabii ki bu onu çok etkilemiş. Sonrasında hayatla bağlantısı azalmış. Ve ona şöyle söylemiş. Demiş ki, pardon, kayınpederi bir gün şöyle sormuş ona. Acaba yanlış bir seçim mi yaptın demiş. Yani ayağımın kesilmesine izin vererek. O da şöyle söylemiş ama bunu hayatın pahasına yaptın. Eğer ayağın kesilmeseydi o zaman ölecektin. Bu senin hayatta kalman için ödemiş olduğun bedeldi demiş. Ve gerçekten adam bakmış yani hani fena bir ticaret değil. En azından bu vesileyle ben birkaç yıl daha kazandım. Ve sonrasında tek bağlanmaya başlamış. Tekrar işlerini takip etmeye başlamış, keman çalıyormuş, hala keman çalmaya devam etmiş ve torunlarıyla birkaç yıl daha beraber olabilmiş. Yine erken doğduktan hemen sonra ölen bir çocukları varmış. İlk çocuklarıymış hatta. Ona yine bir cenaze töreni yapmışlar. Şöyle bir cümle vererek, ne olursa olsun hep bizim ilk çocuğumuz olarak kalacaksın. Ve aile albümünde onun anne karnındaki çekilen taranmış fotoğrafı içinde bir yer koymuşlar. Ve
Bunun için söyledi. Herkese doğru yerini vermek anlamında hayatına uyguladığı bir örnek olarak söyledi. Yine hoşuma giden bir örnek daha vardı. Oğlunun yine birkaç oğlu varmış demek ki. Hepsinin hikayelerinden biraz bahsetti. Şimdi oğlunun düğününde gelininin hikayesinden bahsetti. Gelini çok küçükken babası onu terk ediyor. Annesi başka bir adamla evleniyor ve gelin üvey babayla büyüyor. Tabii ki düğüne hem öz babası geliyor hem de üvey babası geliyor. Kadın, yani gelinin annesi şöyle bir konuşma yapmış. İşte gelinin öz babasının aleyhinde bir konuşma. İşte çok şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Lin demiş ki ama eğer o olmasaydı sen kızını dünyaya getirmeyecektin ve benim oğlumla tanışmayacaktı ve şu an bu düğünü yapmayacaktık. Bu şekilde zaten gerçek olan bilgiler ama bizim kendimizi kapattığımız, algılamak istemediğimiz ve yok saydığımız bilgiler başka daha tarafsız bir tarafından bize söylendiğinde ve biz de bunu kabul ettiğimizde aslında bir nevi özgürleşme gibi bir şey bu. Aklıma Hazreti İsa'nın sözü geldi. The truth sets you free. Yani gerçek, hakikat sizi özgürleştirir. Herhalde böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında hakikaten kadının adama karşı tutumu değişmiş. Ve sonrasında gelin her iki babasını da üvey babası ve öz babasıyla beraber yürümüş. Ve ikisi de konuşma yapmış. Ve tabii ki bunun etkisi hem gelinde hem de ilişkide ve etrafta olumlu yönde olmuştur. Başka neler paylaşabilirim sizinle? Sonrasında daha ayrıntılı yazmaya niyetim var ama ne zaman nasip olur bilmiyorum. Hastalıklardan da bahsedildi. Yine hastalıkların aslında semptom olduğundan bahsedildi ama bunun detayına girmeyeceğim. Yine bu da ilgilenen insanların sonrasında araştırmasına değer değecek olan bir konu. Tekrarlayan duyguların altında bir şey olabilir. Size bir de arkadaşlar Erwin Laszlo'dan bahsetmek istiyorum. Erwin Laszlo, Max'ın çok bahsettiği bir insan. Bir bilim adamı kendisi. Bir bilimci olarak bu çalışmaları nasıl olduğunu anlatmaya çalıştı. Adamı dinlerken anladığını zannettim ama şimdi size bunu cümleler nasıl söyleyebilirim? Henüz onu becerebileceğimi zannetmiyorum. Ama onun bir kitabı var. Erwin Laszlo'nun bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrilmiş bu kitabı. Evrensel Düşünmek, Küçülen Dünyanın Yeniden Şekillenişi isminde. Bahsediyorum. Bahsedemiyorum. Yazayım size. Evrensel Düşünmek, Erwin Laszlo. Erwin, nasıl yazıldığına bakayım. Benim için değişik bir isim çünkü. Macar asıllıymış bu arada. YouTube'da piyano videoları da var. Laszlo. Bunun ismi Evrensel Düşünmek. Bilimsel olarak açıklamak konusunda yol gösterecek bilgileri sunan bir kitap. Aynı zamanda enstitüsü de var galiba. Sanırım paylaşmıştım yine resimlerin altında. Marina Toledo'nun bir çalışmasına daha katıldım. Evet, iki çalışmasına katıldım ama zaten ancak sıra geldi Marina'ya. Marina'da özellikle kolaylaştırıcı olmak isteyen kişiler için kişilere odaklı bir çalışma yaptı ve öğretmenlere teşekkür ettirdi. Yani bugüne kadar ki öğretmenleriniz kim olmuşsa onlara teşekkür ettirdi ve özellikle de eğer zorlandığınız bir öğretmeniniz varsa, çünkü bazen öğrenmek o kadar keyifli ve kolay olmayabiliyor ama öğretmenlere teşekkür etmek
Yani öğrenci olmayı bile bilmek aslında kişinin öğretmen olmasına, kişi öğretmen olmasına götüren yol. Bu da kıymetliydi. Tabii ki orada kolaylaştırıcı olmak açısından ele alındı bu. Ancak hayatımızda hangi mesleği yapıyorsak, o meslekte ilerleyebilmek için o mesleği bize öğreten kişilere teşekkür etmek, onları anmak, hayatımızı olumlu o alanda olumlu bir etki sunar diye düşünüyorum. Yani hangi mesleği yapıyorsanız bunu kendiniz için deneyimleyebilirsiniz. Mesela bana İngilizce öğreten bütün hocalarıma teşekkür ederim. Yani şu an izliyorlar mı bilmiyorum. Aklıma gelen Abdurrahman Özçoban, Emel Turan, Selma Alıngun, Zeynep Hoca ve sonrasında hani çünkü İngilizce sayesinde birçok şey kattım hayatıma. Mesela İspanyolca öğrenme vesile olan insana teşekkür ederim gibi. Bunu zaten deneyimlediğinizde siz de hissedeceksiniz. Hafif bir duygulanma geliyor. Ve onları anmak da aslında şöyle söyleyeyim. Birileri bize bir şey verdiğinde yani bizden büyük birileri olduğunda ve biz onlardan küçük olduğumuzda o zaman alabiliyoruz. Aldığımız zaman da aldığımızı kullandığımızda hayatta aslında bize onu veren büyüklerimizi onurlandırmış oluyoruz. İster bunu öğretmen deyin, ister anneniz, babamız deyin, ister ne derseniz deyin. Stephanie'den bahsetmiştim. Marka entegrasyon süreciyle ilgili olarak. Özellikle bunu arkadaşlar kendi freelance çalışmasını yapan insanlarla etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü normalde kurumların markaları oluştururken profesyonel danışmanlık alıyorlar. İşte vizyon, misyon, değerler o daha böyle pratik olarak daha profesyonel bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ama kişi eğer kendi bireysel işini kuruyorsa, kendi freelance çalışmasını yapıyorsa çoğu zaman bunun farkında olmuyor. Kendi zaten yaptığı için yapa geliyor. Markasının farkında olmayabiliyor. Kendi isminin bir marka olduğunu farkında olmayabiliyor. Vizyonunu tam olarak anlayamayabiliyor. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonra Daniel diye bir arkadaş vardı. O da organizasyon çalışmaları yapan bir arkadaştı. O da kendi ikonlarını oluşturmuş. Yani herkes bir şekilde bir emek vermeye çalışıyor. Onu görüyorum ben. Yani semboller derken Yaprak diye bir arkadaşımız var. O da kendi sanatçı olduğu için, ressam olduğu için resimlerle semboller oluşturdu mesela. Özel bir isim vardı onların ama şu anda hatırlamıyorum. Temsilci olarak kullanmak adına. Bazıları gayet yuvarlak ve kare kağıtlar ya da kartonlar kullanabiliyor. Bazıları küçük oyuncaklar kullanabiliyor ama bunların hepsi tabii ki birer araç. Kişi gerçekten hazır olursa kendi iç gözleminde bile çalışma yapabilir. Bence. Ama tabii ki onların da çok büyük bir faydası var. Hoşuma giden bir bilgi daha arkadaşlar. Yine bir çalışmadan geldi. Şöyle bir şey. Anneyi almakla ilgili bir konu. Çünkü yine sistemik çalışmalar yapan insanlar bilirler. Anneyi almak demek yaşamı almak demektir. Ve annenin ve babanın kaderlerini olduğu gibi kabul etmek ve onları değiştirmeye çalışmadan çocuk olduğumuzun, onlardan küçük olduğumuzun farkında olarak şöyle bir şey söyledi Karola. Dedi ki, ben dedi annemi nasıl iyileştirdim biliyor musun? Bütün kadınları severek. Bunu benim aklıma Zülfü Livaneli'yi getirdim. Bir gün Zülfü Livaneli'ye sormuşlar. Tabii ben yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış bilgi verirsem affedin. Birçok hani sanat camiasındaki birçok kişinin düzenli ilişkileri olmuyor. İşte eş değiştiriyorlar, sevgili değiştiriyorlar ama siz uzun süredir aynı kadınla berabersiniz. Bunun sırrı nedir? O da şöyle söylemiş.
Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmektir denir. Ben de karımı severek bütün kadınları seviyorum. Dolaylı olarak aradan zaman geçiyor. Venezuela'dan bir kadın diyor ki, ben bütün kadınları severek annemi seviyorum. Bütün kadınları severek annemi iyileştiriyorum. Son olarak paylaşmak istediğim şey arkadaşlar, 40 dakika olmuş. Hiç beklemiyordum bu kadar uzun süreceğini. Diyor ki, çocuklarınızı yüreklendirin. Onlara o esnaf kötü bile yapıyorsa iyi yapıyorsun deyin. You are doing good, you are doing well. Çünkü eğer o esnada da onayı sizden almazsa çocuk, hayatı boyunca o onayı hep başkalarından arayacak. Diyecek ki, iyi yapıyor muyum? İyi bir şey yapıyor muyum? İyi mi? Değil mi? Başka insanlara paylaşıp ondan onay almaya çalışıyoruz. Neden? Zamanında alamadığımız onay için. Küçükken doğru bir tutum öğrenirse çocuk, o zaman yetişkin olduğunda da muhteşem şeyler yapabilmesi için enerjisi olabilir. Diyerekten bu akşamki bu ilk canlı yayınımı kapatıyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Zamanınız için teşekkür ederim. Oldukça sizlerle çalışmalar konusunda paylaşım yapmayı niyet ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiler.